Anne, sen eğer bu mektubu okuyorsan ben şehadet şerbetini içmişim demektir. Bu mektubu kaleme alma sebebim sana şehitlik haberimi getirmekle vazifeli silah arkadaşlarımın yükünü hafifletmektir. Bilirim. Onlar senin yüzüne bakarlar şimdi. Yüzünde çizgi çizgi hasreti ve gözlerindeki bulutları görürler. Kelimeler bir dağ olur, sırtlarına biner. Evladın öldü diyemezler. Kim rahat rahat diyebilir ki zaten bir anneye? Oğulcuğun, yürek yarın, kınalı kuzun artık yok diye. Diyemezler anne. Evladının öldüğünü söyleyemezler. Ama sen bil. Bil ama sen de öldü deme bana. Şehitlere ölüler demeyiniz diyor Allah. Sen de Ersan'ım öldü deme. Peygamberin dizine başını koyup uyumaya gitti de. Hazreti Hüseyin'e yoldaş oldu de. Çanakkale'de can veren dedesiyle buluşacak de. Ama öldü deme. Gurur duy benimle anne. Albayrak'ın kırmızısına kanıyla renk verdi de. Benim oğlumun ak alnı sancağın hilalinde parlıyor de anne. Her bayrak gördüğünde beni hatırla. Arkamdan ağıt yakma. Aklına her geldiğinde bizim oraların havalarından bir türkü söyle. Ben duyarım seni. Sevdalık olsun türküde. Biraz hasretlik olsun. Muradına varamamış yiğitlerin türküsü olsun. Ben seni dinlerim anne. Yadına her düştüğümde oğlum keşke sağ olsaydı deme. Vatan sağ olsun de anne. Vatan sağ olsun de. Vatan sağ olsun. Ekber Allahu Ekber, La ilahe illallah.